Daha önceki videoda uçaklarda nasıl nefes alabildiğinizi anlatmıştım. Bu aldığınız nefesi alabilmenizi sağlayan basınçlama sisteminden bahsedeceğiz. O zaman jenerik gelsin ve başlayalım. Bir uçağın verimli bir şekilde uçabilmesi için yüksek irtifalara çıkması gerekir ve bu yükseklik aşağı yukarı 35 metredir. Ama bunun daha altında veya daha üstünde de uçabilirler. Neden bu bilgiyi verdim? Çünkü uçağı etki eden kuvvetler var ve bu kuvvetlerden aslında en önemlisi sürtünme kuvveti. Yani yukarılara çıktıkça havanın yoğunluğu azalacağı için sürtünme de azalacak. Dolayısıyla uçak daha az yakıtla daha uzun mesafelere gidebilecek. Fakat insanlar bu kadar yüksek irtifada yaşayamazlar. Çünkü siz bir atmosfer basınçta bir nefeste 100 bin hava alıyorsanız, yukarılara çıktıkça bir nefeste 20 belki de 30 bin hava alacaksınız. Bu da sizi hipoksiye, yani oksijen yetmezliğine kadar götürecektir. Dağcıları düşünün. Dağcılar Everest'e tırmandıkları sırada oksijen tüpü kullanıyorlar. Tamam. Mike, Harold and Georgie, put the brakes on, guys. We got a problem. Bu tüpü kullanmalarının tek sebebi o irtifada yeterli oksijen bulunmaması. Şimdi şöyle, 35 metrelikte uçan bir uçak düşünün. Siz bu irtifada nefes alamayacağınız için o uçağın kabin irtifasının 8 metrelikte tutulması gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyor? Uçağın içerisini basınçlayarak yapıyor. Şimdi bu uçak bu basınçlamayı nasıl yapıyor? Çok fazla detaya girmeden her şey otomatik oluyor diyeyim. Daha sonraki videolarda bunları zaten çok detaylı bir şekilde işleyeceğim. O yüzden ben genel prensipten anlatmaya devam edeceğim. Basınçlama demek uçağı balon gibi şişirmek demektir. Yani siz yukarı doğru çıktıkça dış basınç düşeceğinden uçak basıncı dengelemek için içeriye hava basacak. Ve basıncı dengelemeye çalışacak, siz de rahatça nefes alabileceksiniz. Aslında bütün işi old flow valve denilen bir valve yapıyor. Bu valve içeriye basılan havayı dışarı atarak veya muhafaza ederek içerideki basıncı ayarlıyor. Bu valve'in 3 tane motoru var ve bunlardan bir tanesi arızalanırsa geri kalan 2 tanesi düzgün bir şekilde çalışıyor. Manuel olarak da kaptanlar bunları kokpitten kontrol edebiliyor. Ayrıca safety valve dediğimiz valve'ler var. Bu valve'ler bir basınç farkı oluştuğunda otomatik olarak çalışıyor. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Old flow valve bir şekilde 3 motoru birden arızalandı veya bir yerde bir kaçak oldu. Bu valve'ler otomatik olarak yay yüküyle açılıyorlar. İçerideki havayı dışarı tahliye edebiliyorlar veya dışarıdan içeriye hava çekebiliyorlar. Buradan bir tane soru sormak istiyorum. Belki bilen arkadaşlar çıkar. Airbus A320 veya A330 uçaklarında basıncı algılayan sensör nerededir? Cevabı biliyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomda bunun cevabını veririm. Bu basınçlama sistemi çok ciddi bir konu. İşte zaten o yüzden bir basınç boşalması durumunda maskeler dökülüyor. Sıra maskelere gelmişken de biraz da maskelere değinmek gerekiyor. Hani bu demolarda görüyorsunuz ya, ilk önce kendinize daha sonra yanınızdakine takılın. İşte o maskeden bahsediyor. Peki bu maskeler nasıl düşüyor? Kaptan veya çok meraklı arkadaşlar kokpitten bir düğmeye basarsa düşüyor. Hani size bahsettim ya, siz ne kadar yukarı çıkarsanız çıkın, kabin irtifası 8000 fitte kalır. İşte o kabin irtifası 8000 değil de 14000 fitte çıkarsa maskeler otomatik olarak düşer. Ve siz o maskeyi çektiğiniz anda 15 dakikanız başlar ve bu 15 dakika içerisinde o uçağın 10.000 fitte inmesi gerekir. Niye 15 dakika deyip sizi heyecanlandırdım? Çünkü o maskenin havası bir tüpten gelmiyor. Kimyasal bir oksijen jeneratöründen geliyor. Bazı uçaklarda tüp üstü kullanılıyor ama genel olarak bu şekilde. Çin'deki kimyasal 15 dakikalık oksijen üretebiliyor ve bu oksijeni üretirken 260 dereceye kadar çıkıyor. Kabin irtifası artıyor demek, uçak bir yerden basınç kaçırıyor demek. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Tuvaletler bile bunun bir sebebi. Ama yine de içinizin rahat etmesi için bu sistemi neden koruyor bir anlatayım. Detayında zaten uçak serisini çekerken anlatacağım. Bu sistemi kontrol eden 2 adet bilgisayar, 2 veya 3 adet emniyet valve, 1 adet negatif emniyet valve, uçağa göre değişen 1 ya da 2 tane old flow valve, 3 tane kontrol motoru ve ayrıca bu sistemleri biz sürekli olarak test ediyoruz. Öte yandan
uçağın kabin irtifası yükseliyorsa kaptanlara erken uyarı gidiyor ve uçağın irtifasını alçaltıyorlar. Yani bu sistemi koruyan çok fazla element var. Bir daha uçağa bindiğinizde ve kulaklarınızda basınç hissettiğinizde arkanıza yaslanın ve uçuşun tadını çıkartın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bugün sizlerle uçaklardaki arızalar hakkında konuşacağız. O halde hazırsanız.